Yoğun şöyle yazalım. Hepsi dersler. Hepsi dersleri canlı yayını. Yayını. Oh,
Gül Alperen, sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen Şitula boylarında bir yiğit, şehirler serdarı. Sen değil, kahramanlar arzusun. Fakat ne yazık ki bugün sen, sen değilsin. Dün hayat sesleriyle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte ve sen hala bugün neden kusmaktasın? Bugün neden kusmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 21 Ağustos 2015 günlerden cuma saat 18.10 İstanbul Küçükçekmece 2 TL BSM TV ve Radyo BSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Tefsir dersleri canlı yayınımız başladı efendim. Bendeniz BSM TV ve Radyo BSM genel yayın yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli programcımız BSM TV programcısı İlahiyeti yazar Sebahattin Cesur. Değerli hocam yeniden hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? Allah iyilik sağlık verirsin efendim. Evet bugün Bakara suresi 118. ayetten tefsir olarak derslerimize devam ediyoruz. Dikkatli olun. BSM TV'de kalın. Hep birlikte tefsirimizi analiz edelim inşallah. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel âbibeti bil muttakîn. Vessalatu vesselamu alâ resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu alâ resûlina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Sallu alâ şefi'i zulûbina Muhammed. Rabbi şahli sabri ve yesirani ve hir okuteten min lisani ve tevgani. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve hükmü salihin. Estaizu billah. Bismillah. Ey yeri göğü yaratan Yüce Allah'ım. Ey noksanların her türlü ötesinden uzak olan Allah'ım. Seni bize anlamak ve ifade etmek kabiliyetini vermeseydin, biz hiçbir şeyi anlamaz ve ifade edemezdik. Doğruyu anlamak için kafa, gerçeği görmek, duymak ve işitmek için kulak, göz dediklerini görmek için göz, kutsal kelamını ve Resulullah Efendimiz'in sözünü duymak için de bir gözüm. Çünkü sen bahsedici ve görmezsin. Ya Rabbi gönlümü aç, dilimdeki dilimi çöz, vazifemi kolaylaştır, sözümü anlaştır. Yaptığım vaaz ve nasihattan faydalanır. Çünkü sen hidayete erdensin ya Rabbi. En büyük güç senin, ancak yine tüm işlerimizi sana havale ediyoruz. Ya Rabbi senden diliyoruz. Aziz izleyicilerimiz, Allah'a rahmeti, selamı, mağfireti ve bereket üzerinizde olsun. Cenab-ı Hak Teala sizlere hayırlı ömürler ve sıhhat ve selamet içerisinde yaşamayı lütfeylesin. Rabbim cümlemizi kendisine layık ve bir kul, Habibine ümmet olmayı lütfeylesin Cenab-ı Hak Teala. Evet, bugün yine tefsir derslerimize devam ediyoruz. Ve tefsir derslerimizin Bakara suresinin 118. ayetinden itibaren sizlerle başlayacağız. Cenab-ı Hak Teala Kur'an meşhurundan ve Kur'an ezberesinden bize o güzel Bakara suresinin ayeti 118. ayetinde şöyle bildiriyor. Rabbim buyuruyor ki ayet-i kerimede وَقَالَ الَّذ۪ينَ o kimse dedi لَا يَعْلَمُونَ لَوْنَا لِكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَلْتَئْتِينَ ayetin فَذَلْكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَلِّهِمْ مِسْتَقَلِّهِمْ تَشَابِهَتْ قُلُوبُهُمْ
Abdeyen ayeti devamı yürüyor. Ve ayeti kelimenin Arapça kısmı böyle. Mealine gelince, mealine de Cenab-ı Hak Teala şu, bize şu şey buyuruyor. Bilgiden yoksun olanlar Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizevi işaret demek değil miydi? Dedi. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzeri demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Evet. Ayetin malini bu şekilde. Şimdi ayetimizin tefsirine gelince buradan ne gibi bir yöne çalışabilirim onu sizinle inşallah açıklayıp faydalandırmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak da burada şöyle buyuruyor. Ve galerilezine o kimseler de yani Yahudiler, Hristiyanlar, yani gayrimüslimler, onlar dedi. Neden dedi? Çünkü demelerinin sebebi de kendilerinin farklı bir noktada olduklarını düşünerek ondan sonra biz Allah'a inanmak ve onu kabullenmek için mutlaka bir şeyin söylenilmesi gerekli. Biz bunu duymak ve işitmek istiyoruz diye böyle bir düşünce hasıl oldu ve onlar da o şekilde dediler, o kimseler, o yazdılar, o inanmayanlar, meclise oyun. Bu Peygamber Efendimiz'in zamanında olan olay, Yahudilerin ve Hristiyanların böylece gayrimüslimlerin söylemiş olduğu söz. Ne demiş, ne demişler bakalım? La yani ama, la yani mine. Yani onlar da bilgisizce bilenir. Yani bildikleri halde bu bilgi neden, bilmeden, düşünmeden, tasavvur etmeden, yani neyin ne olduğunu gerçek manada anlamadan bu şekilde bilmedikleri halde ne diyorlar? Şu şekilde ifade Lemla yükellimullah keşke Allah bizden konuşsaydı. Keşke Allah bize kelam etseydi. Bak ne bizimle de konuşmalı. Lemla keşke keşke manasını burada yani bir yakın bir şey ifade ediyor. Bizimle bir münasebetin olması gerektiğini düşünerek bu şekilde ifade etmelidir. Halbuki haşa Cenab-ı Hak Teala onlarla konuşacak bir durumda olmadığı şey yoktur. Niçin o olmalı yoktur? Çünkü zaten Cenab-ı Hak Teala peygamberlerini göndererek ne yapıyordu? Dinin vecibelerini anlatır, onları uyarmaya çalışarak davet ediyorlardı, onları davet ediyorlardı. Böylece de onun için fakat bunlar gayrimüslimler bu hususta Hristiyanlar, Yahudiler olsun kanaat getirmiyorlar, kanaat etmiyorlar. İnanmamak istemedikleri gibi inanmışlık gibi yaparak bir hareketin içerisine giriyorlardı. Yani inandıkları izafe etme gibi bir durum. Kime karşı? Yani karşısındakine karşı. Halbuki yine inanmayacaklar. Yine kabul etmeyecekler. Niye? İleride açıklayacağız. İşte onların ne yaptıklarını bile göreceğiz. Evet. Bize gelmeliydi. Bize bir şeyler bildirilmeliydi. Bize bir işaret verilmeliydi. Bize bir herhangi bir belirti verilmeliydi diye bu şekilde de ne yapılması lazımdı? Böyle bir düşünceye kapıldılar. Bize bir belirti, bir işaret, bir haber veyahut da herhangi bir şey. Çünkü biz de aynı zamanda asıl milletlerdeniz diye bu şekilde de konuşuyorlardı. Erkek dine ayeti bize bir ayet. Kezalike yine galilecin o kimseler dediler ki min kavlihim onlardan min kavlihim evet onların geçmişinde ataları da aynı sözleri söylüyorlardı. İnanmadıkları için, inanmamak istedikleri için ve ama inanmışlık gösterip veya karşısındakine inandıklarının ifadesini ortaya koyma bakımından onların ataları da geçmişlerinden aynı ifadeleri, aynı sözleri
aynı yoldan devam ediyorlardı. Böylece devam etmeleri için sürekli de arz ediyorlardı. Nitekim Resulullah Efendimiz'in görevinde de İslam ilahi emrini yaymaya, tebliğ etmeye başladı. Ama Resulullah Efendimiz davet ettiği zaman gayrimüslimleri, Yahudiler olsa birisi onlar davet ettikleri zaman müşrikleri davet ettiği zaman onlar yine aynı bahanelerle hareket ederek bize mesela Musa Aleyhisselam'ın döneminde şöyle dediler, onların geçmişlerine bahsettiğimizde Musa dedi, biz bize Allah'ı göster, biz Allah'ı görmediğimiz müddetçe sana iman etmeyiz diye Musa Aleyhisselam'a da bu şekilde hitap etmişlerdi. Ya bunun üzerine de Musa Aleyhisselam da yanına 70 tane kişiyi almıştı ve onları Tur Dağı'na götürmüştü. Tur Dağı'na götürdükte orada götürdü ve de karşı tarafa bakmalarıyla Cenab-ı Hak hepsi birden bir dağın tepelerine kalkması, o dağın tepelerine kalkıp o korkudan ötleri patlayıp öldüler. Onlar öldüler. O 70 kişi orada öldü. O olayı görünce Cenab-ı Allah'ı görmeye arzu ediyoruz diye görmediğimiz müddetçe iman etmeyiz diyenler. Halbuki iman, çünkü içlerindeki niyet belli, arzu belli, gayet belli, amaç belli. Yapacak düşüncelerimiz farklı, buradaki hareketleri farklı. Yine gördükleri halde o Cenab-ı Allah'ın o mucizesini, o şeyini gördükleri halde diyorlar, bu insanlar niye iman etmediler? O 70 kişi öldü, Allah onlara tekrar geri diritti. Bir imtihan için geri diritti ve bir müddet de yaşadılar. Epey bir zaman da yaşadılar. O olayı görmelerine rağmen niye o Hristiyanlar yani onlar iman etmediler. İmandan uzak kaçtılar, inançtan uzak kaçtılar ve İslam'ın yani daha doğrusu dini ilgili yaşamak arzusunu istemediler. Yine ataların yolunu takip ederek İslamlarına devam ettiler, inkarlarına devam ettiler. Ve bu şekilde de, aynı şekilde de Peygamber Efendimiz'in zamanındaki de onların evlatları, bu Peygamber Efendimiz'in zamanındaki aynı şekilde geçmişte dedelerin ve ataların yolunu takip ettiler. Bunlar böyle bir yapıya sahip ama hep niyetleri alaycı niyetlerle hareket ettiklerinden, gerçek manada iman etmelerinden dolayı değil. Buradaki ayetteki mesela bunu izah edin. Tekine ayetin bize bir ayet gelmeliydi. Bize ne de olsa bize de geçmişler, peygamberler geldi. Bize tebliğ yapıldı. Bizim atalarımız ona, İsrail ona inandılar, Tevrat'a inandılar, İncil'e inandılar. Ama bu şekilde ifade edilir. Gerçek manada inanmış olanlar da vardı, o dönemde olmayanlar da vardı. Ama Peygamber Efendimiz zamanında onların çoğu bile İslam gelir gelmez inkar ettiler, kabul etmediler. Otomatikleri kafir oldular zaten halinden. Ama gurur ve kibirleri, onların bu hasetleri, onların bu riyakâr hareketleri hala devam ediyordu. Bize niye Allah bir belirti, bir işaret göndermedi? Hani gönderilmesi gerekli değil miydi? Niye de böyle bir soru istifhamla söylediler. Gönderilme değil miydi? Yani bize bu işarete girilmeli değil miydi? Neden o ona geldi dili ifadesine bu şekilde alaycı bir hareketle tavırları devam ettiriyorlardı. Evet. Kezalike yine bir kalemledi o kimseler dedi ki min kablihim. Onların öncekileri ataları da aynı şekilde söyledi. Aynı mislisini söyledi. Misli kablihim. Onların aynı sözünü söyledi. Ataların sözünü bir bir takip ettiler. Hiç ayrılmadılar. Bunu demek istiyor Cenab-ı Hak Teala Efendimiz'e. Ve teşabihen kulübüm. Onların kalpleri benziyor. Ne? Önceki atalarının hal ve hareketlerinin, tutumlarının yolunu takip ediyorlar. Aynı onlar gibi. Hiçbir noksanı yok. Fazlası var, noksanı yok. Bu şekilde devam ediyorlar. Hak muhakkak beygane ayet bilen yudunluğun. Ve bunların kalpleri de müteşabihen birbirine benziyor. Hiç farkı yok, ayrılmıyor. Ve biz gerçeği kabul edenlere
Nebi tarafında bakın biz gerçeği kabul edenlere de ayetlerimiz böyle açıklanır. Yani işaretlerini belirtilebilir bizim varlığımızın, birliğimizin, vahdaniyetimizin, uluhiyetimizin açık işaretinde biz gerekli şekilde ifade ederiz, bildiririz. Bunun üzerine biz kabul edenler eder. Etmeyenler zaten üzerinde inkar etmiş olur. İnkar ettiğinden dolayı elbette ki Cenab-ı Allah'ın azabına güzel olur. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak Teala bütün hiçbir insan onu ayırt etmedi. Neyi ayırt etmedi? Rızık noktasında hiçbir kulun rızkını ayırt etmez. Bu kafirdir, buna rızık vermeyin diye gibi haşa. Böyle bir söz konusu değil. Ve ister kafir olsun, ister mümin olsun, hepsinin rızkını ne kadar yaşayan verdi. Yaşayan ömürleri neyse Cenab-ı Allah o güne kadar onların hayatlarını sürdürdü. Her türlü nimetlerle onları donattı ama